Merhaba Mersin Efendi. Akıncı adamlarıma saldırmış. İyi yapmış. Uzak dur mahallemizden. Peki sen nereden biliyorsun bunu? Neyi? Neyi mi? Mahallede iş yaptı mı? Mahallede esnaftan haraç almaya iş yapmak mı diyorsun? Sana nereden biliyorsun dedim. Akıncı'yla bir tanışıklığın var belli. Geçen senin mahallende gördüm onu. Yoksa yaptığım işleri sana o mu söyledi? Ben sana söyleyeceğimi söyledim. Kızını seviyorsan o işleri bırak. Yoksa Gizem'i ebediyen kaybedeceksin. Ne işin var senin burada? Kızım iyi misin? Omuzun nasıl? İyileştin mi? İyiyim ben. Peki canım. Görüşürüz. Ne konuştu seninle? Önemli bir şey değil. İyisin değil mi sen? İyiyim. Saklambaç oynuyorum. Benimle oynamayıp da başkalarıyla mı oynuyorsun baba? Konuşmuyorum, küstüm. Hayda yavrucuğum. Ben seninle oynamaz mıyım hiç? Oynuyoruz işte bak. Sobeledin beni ya. Sobe, sobe. Sobe. Gidip pasaportta parayı alayım da kaçayım buradan. Şeyma, yavrum benim birazcık işim var tamam mı? Sen şimdi annenin yanına geç. Ben işimi bitirince tekrar oynarız tamam mı? Tamam babacığım. Hadi. Şerefsiz. Arkadan dolanıp enseleyim. İçeride kıstırıp yakalayacağız. Hmm.
Değerli ve saygıdeğer konuklar, bu mutlu gecede bu iki güzide çift adına sizlere hoş geldiniz diyor ve iyi eğlenceler diliyorum. Evet, artık nikah akdine başlayabiliriz. Hadi bıçkın atlan, harekete geçme zamanı. Her şey konuştuğumuz gibi, git şu elektriği kes. Efendi, hiçbir etki ve baskı altında olmaksızın özgür iradenizle eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Hadi atlan, hadi atlan, kes şu elektriği. Ulan ne diyorum ben be? Ne atlanı? Melis. Hadi Melis, hadi Melis. Kapıyı mı çıkartacağım seni yoksa? Bana bak lan. Oğlum gelme lan. Polise her şeyi anlatacaksın, anladın mı beni? Lan kalk, gel bırak. Lan gel buraya. Buraya gel. Gel. İmdat, adam öldürüyorlar, imdat. Ulan. Susak. Siz Azmi Bulut, yanınızda oturan Tülin Şanlı hanımefendiyi hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmaksızın özgür iradenizle eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Hadi Melis, hadi Melis. Alın beni. Nerede lan bu elektrik? Yakın şunu. Jeneratör yok mu be? Bu ne rezalet yahu? Bugün elektrik mi sönermiş? Allah Allah! Bağlı yok! Ah! Prensesim! Tüneyim! Tünelim yok! Prensesim yok! Allah Allah! Bağlı nerede? Kenan Bey niye dinliyor? Abi! Prensesim! Tünelim! Bağlı! Ünsal abi. İçeride kertenkeleyi kilitledim. Kim oğlum kertenkeleyi ya? Ulan bu sefer bu şerefsizin işi bitti lan. Şerefsiz seninle. Kertenkele. Sana anahtarı ver lan. Verdim ya abi, cebinde anahtar. Tamam lan, ben de oğlum ya. Kafa gitti. Vallahi senin işten ne yaptığımı bilmiyorum. Allah'ım ya. Kertenkele. Geliyorum lan, bekle beni. Prenses yok. Prenses yok. Prenses yok. Prenses. Banu. Banu nerede ya? Ya prenses yok.
ses! Tülin! Tülin! Ya kaçmış. Prensesini kaçırıyor lan! Prensesim! Tülin! Nerede bu ya? Ulan! Bu ne? Ulan Batman değil mi lan o? Ah! Batman yengeyi kaçırıyor. Fakat ben şimdi anlamadım. Bu Batman'in yengeyle ne alakası var ya? Yahu sen ne değişik bir adamsın ya. Batman'i gerçek sanıyorsun. Bu Batman değil. Batman maskesi takmış düz insan. Aa. Kesin lan. Kesin. Hayvan herifler. Oğlum yengenizi kaçırıyorlar. Siz burada tırmını yapıyorsunuz. Koşun. Ya ben bu işten hiçbir şey anlamadım ya. Kertenkele. Açsana lan. Korkma korkma, bir şey yapmayacağım. Oğlum korkunun ecele faydası yok. Aç kapıyı. Açsana lan. Açsana lan. Bir sus be, bir sus. Levent abi. Ne oluyor lan? Koş, gelinleri kaçırdılar. Yetiş. Ne? Gelinlerimi kaçırdılar? Ya arkadaş bu ne cesarettir ya? Ya düğün günü. Gelinler kaçırılır mı? Allah Allah. O zaman ne yapalım? Hicabi bak sen burada dur. Kertenkele içeride. Amirim onu sıkıştırdı. Sakın bir yere kaçmasın. Ben de şu gelinleri kim kaçırdı ona bakayım bari. Tamam, sakın kıpraşma bir yere. Burada kal. Of. Yetiş abi, yetiş. Sultanım! Prensesim! Prensesim! Çabuk lan hocam, çabuk 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 çabuk. Yavaş yavaş, sakın oğlumun birini inciteyim deme. Oğlum yavaş, dikkat et, incitme adamı. Kardeşim, madem o kadar korkuyordun, üzerine aman kırılacak eşya var diye yapıştırsaydın. Baba ne espri, ne espri. Tülin, prensesim. Kurtaracağım seni. Yetiştir. Eyvah babam, çabuk bizi görmeden kaçalım. Çabuk, koş, çabuk, koş, çabuk, koş, çabuk. Koş, koş, koş. Kimse, kimse prensesim benden alamaz. Kurtaracağım seni. Kurtaracağım prensesim. Kaçamayacaksınız. Bekle beni Tülin'im. Bekle! Kurtaracağım seni! Yettim bana! Lan! Arabayı
doğru gidiyor lan. Batman değil mi lan bu? Koşun yakalayın lan. Ben demiştim. Deli Kenan, Banu'yu sana yar etmem demiştim. Binin arabaya. Yakalayın şu Batman'i. Neredesin lan şerefsiz? Ulan şerefsiz! Hicabi! Hicabi! Lan nerede lan? Yakalayacağım lan seni. Hicabi, benim acil kaçmam lazım. Selametle hocam. Sebih, Sebih koş, koş kaçıyor. Geldim abi. Kertenkele teslim ol. Ya bırak peşimi, benim suçum yok. Ulan suçun yok, sen niye teslim olmuyorsun? Evet. Ben artık Ekrem amcanın paralarını alıp topuklayayım. Semih? Zehra? Sen ne yapıyorsun orada? Ben artık kaçayım. Semih, kaçma, çabuk buraya gel. Semih! Çabuk lan, çabuk. Çabuk yetiş şu arabaya. Abi, bu meczup da Tülin Hanım'ı kaçırdılar diye bağırıyordu. Onu kim kaçırdı acaba ya? Ulan bana ne Tülin'den lan? Bana ne Tülin'den? Benim Banu Mel'den gidiyor ya. Bana ne? Çabuk yetiş şu arabaya. Lan! Lan! Abi bu kertenkele değil mi ya? Ah ulan ha. Ah ulan kertenkele. Ah! Hadi birader hadi ya. Yürüsene ya. Yürüsene. Batsana şu gaza. Kardeşim ben ne yapayım? Ne yapayım? Tüh, Allah belanı vermesin. Kim? Ne yapıyorsun lan burada? Lan yürü. Yürüsal peşimde. Yürü çabuk. Bas kıza, bas. Ben de basıyorum zaten kardeşim. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ben biliyordum lan, ben biliyordum. Bak bak, o Batman maskeli de Şevket ha. Şevket mi? Kertenkele ile birlikte Banu'mu kaçırdılar. İkisini de yaşatmayacağım. Dilim dilim doğrayacağım o ya**ı ben. Ne oluyor lan? Amirim. Hadi hadi bu kadar. Geç geç geç. Ne oluyor lan? Ya amirim, gelinleri kaçırıyorlar. Ne gelinleri oğlum? Yani Tülin'le Banu'yu kaçırıyorlar amirim. Ne? Ulan kertenkele. Ulan şerefsiz. Kesin bak bu işin içinde kertenkelenin parmağı var. Ya amirim, size kafanıza da meteor düşse kertenkele vereceksiniz ya. Ne diyorsun lan? Konuşma. Senin yüzünden kertenkeleyi kaçırdık. Sen görev yerinden niye ayrılıyorsun? Gelinleri kurtarmak için. Ama ben görev yerimi Hicabi'yi bırakmıştım amirim. Ulan ben senin yapacağın...
Ulan hayvan herif. Hiç abi kertenkeleyi nasıl yakalasın? Yakalayamasa da dua ederdi amirim. Allah'ım ne olur yakalayalım diye. Bir işe yarardı ne bileyim yani. Ya uçacağım sana şimdi buradan ha. Lan oğlum senin ne işin var lan burada? Ne yapıyorsun sen? Banu'yu kaçırdım kardeşim. Ya Şevket 100 kere demedim mi sana? Şu Banu'dan uzak dur diye ya. Allah seni kahretmesin. Bir de şimdi delikanlı takılacak peşimize. Peşimizde zaten. Arkamızdaki araba o. Ulan Şevket. Ulan Şevket. Arabaya bindiğimi de gördüyse beraber kaçırdık zannedecek şimdi Banu'yu. Zannetsin kardeşim. Ne güzel işte. Maceraya bak. Tipini ulan kertenkele. Seni Ünsal'dan önce yakalayacağım. Ulan nasıl kaçırırsınız lan siz benim Banu'mu? Derinizi yüzeceğim. Kazığa ulan sizi. Kazığa ölmek için yalvaracaksınız ulan bana. Yalvaracaksınız. Durdur arabayı. Durdur, ineceğim ben. Ya ki ya, durdur. Ne kadar rahatsın ya. Durdurayım da Kenan bizi öldürsün değil mi? Ulan Şevket. Ulan Şevket. Bas kaz hadi bas. Bas yok kardeş. Sanki başka bir şey yapıyorum ben burada. Hızlı sürsene Kemal kardeş ya. Yoksa baban yakalayacak bizi. Var ya Adnan kardeş, eğer babam Tülin Hanım'ı kaçırdığımı öğrenirse yemin ediyorum beni evlatlıktan reddeder. Kesinlikle yakalanmamalıyız. Ya ben oğlamı kaçırmışım, sen nereden gidiyorsun ya? Kardeşim ben de babamın evleneceği kadını kaçırdım. Ya Allah aşkına ya, bas kaza, bas kaza, vıdı vıdı etme, bas kaza. Benden alamayacaksınız. Bu ne büyük rezalettir ulan böyle. Ulan Kenan, ulan Kenan. Bir geline bile sahip çıkamadım be. Yazıklar olsun sana. Ciklet. Çantayı getirin. Aslında senin cezan direkt ölümdü ama madem ki canını sana siper edecek kadar kızımın aklını karıştırdın, ben de senin hayatını bağışlıyorum. Bu işi tatlılıkla çözelim. Sana reddedemeyeceğim bir teklifim var. Gizem'den uzak durursan bunların hepsi senin. Bütün dünyayı da bana versen yine de Gizem'den vazgeçmem. Şimdi al bu pis paranı, defol burada. Bittin ulan sen. Yüce abi. Ne oluyor orada? Bir şey oldu yok kızım. Müezzin efendiyle böyle havadan sudan konuşup duruyorduk işte. Hadi ben seni evine bırakayım. Zaten düğün de yalan oldu. Ben Hicri abiyle gideceğim. Hadi Hicri abi gidelim. Yok yok. Bu iş böyle olmayacak. Şenay'la çözeceğim bu işi. Kızım seni başka bir kadınla yakalayınca bakalım ne olacak müezzin efendi. Yürüyün lan. Operasyona başlıyoruz. Durdur lan arabayı. Durdur. İneceğim ben. Banu'yla Manu'yla seninle işlerinle uğraşamam ben. Senin kardeşim. Ben tek başıma kaçırırım Banu'yu. Ulan manyak. Zaten tek başına kaçırdın. Ben mi kaçırdım Banu'yu? Allah Allah. Dur şurada. Bir kere yanımda ol. Bir kere yanımda ol ya. İn, in, in. Hadi in. Oh. Lan kertenkele kaçıyor lan. Abi ne yapacağız şimdi? Şevket mi, kertenkele mi? Hangisinin peşine düşeceğiz? Benim kafam karıştı ya. Ulan oğlum. Önce Banu'mu alacağız. Düşün şunları peşine çabuk. Bak lan kaçıyor. Lan amirim gelinler. Ne gelinleri lan?
Bana ne gelinlerden? Bizim işimiz kertenkeleyle. Efendim Zehra. Canım, Ünsal enişteme yakalanmadın değil mi Ziya? Çok meşgulüm, son ara. Ziya, o ses ne? Ya hayatım, yani havai fişek gösterisindeyim. Aferin sana Ziya. Ben burada canım burnumda seni merak ediyorum. Sen orada havai fişeklerle eğleniyorsun. Ya Zehra, Ünsal peşimde. Allah aşkına son ara ya. Sen ne Ünsal? Benim peşimdeyken arıyorsun. Allah Allah. Ya bunlar nereye kayboldu şimdi? Atlattık galiba Adnan kardeş. İyi, hadi çek kenara, ben bir halamı kontrol edeceğim. Ya neyini kontrol edeceğiz ki? Ya bir bakacağım halama. Allah Allah, halam o benim. Sendeki bu hala sevgisini pek anlamadım ama. Hadi neyse, sanarsın ki ana sevgisi. Ya ne alakası var ya? Allah Allah, sende hala sevgisi yoksa ben ne yapayım? Çek kenara. Tamam tamam, seninle uğraşacağımı kenara çekerim daha iyi. Oç, 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 oç. Halama bir şey olmamıştır inşallah. Hiç kımıldamadan yatıyor. Eteri fazla mı kaçırdın yoksa? Merak etme Adnan kardeş, şimdi ayıltırız onu. Bu kim lan? Banu! Pardon? Deli Kenan'la evlenecek gelini kaçırmışız. Nasıl olur lan bu? Gelinleri karıştırmışız. Karıştırmış mıyız? Ya bir işte düzgün yap be Kara Kemal ya. Bir işte düzgün yap. Kardeşim niye bütün suçu bana atıyorsun ki? Biz birlikte kaçırmadık mı bu kadını? Belli ki karanlıkta karıştırmışız. Bir saniye, bir saniye. Biz halamı kaçırmadıysak niye babam peşimizde? Banu'yu kaçırdıysak deli kendinin peşimizde olması gerekmiyor mu? Doğru. Bu işin tek bir açıklaması var. Demek ki diğer gelin de kaçırılmış. Ne? Diğer gelin de mi kaçırılmış? Yanılmıyorsam Tülin Hanım'ı da kaçırmışlar. Allah! Anne! Ya bir sakin ol bıçkın be, bir sakin ol. Halledeceğiz. Ya nasıl kaçırılmış? Kim kaçırmış? Ben ne bileyim Adnan kardeş, ben de seninle birlikteydim. Halam, 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 halam. Kesin o Baba Kadir kaçırdı halamı. Ya Adnan kardeş, Baba Kadir senin halan niye kaçırsın ki? Melis'in yerini öğrenmek için. Ya sen iyice kafayı yedin ya. Baba Kadir'in tek derdi benimle. Ne yapsın senin Melis'ini ya da halanı? Ya bırak Allah aşkına ya. Ha, o adamdan her şey beklenir. Kötü adam o. Sokrat'ı da bulamadık. Halamı nasıl bulacağız ya? Durmadan halam diyor ya. Kızım anneni kaçırdılar. Sen neyin derdindesin ya? Ya bıçkın, sen rahat ol. Halledeceğiz. Halanı da bulacağız. Yeter ki bir sakin ol. Ya nasıl bulacağız halamı? Çabuk 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 toplayalım. Çabuk çabuk çabuk. Prensesim. 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 Gelinim. Sultanım. Prensesim. Prensesim. Sultanım. Prensesim. Yetiştim. 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 Geldim. Yetiştim. Ah, şükürler olsun. Ah. Bu kim ya? Tülin Hanım değil bu. Bu prensesim değil. Bu. Aa! Prensesim, Tülin ya. Tülin değil bu. Bu bana. Lan, lan oğlum nereden çıktı bu kamyon? Abi galiba kaybettik korkanım yani. Allah kahretsin ya. Sizin yapacağınız işin içine edeyim ben ya. Allah kahretsin. Alo. Ne oldu Azmi? Buldun mu Tülin'i? Yok. Tülin'i bulamadım.
Banu Hanım'ı buldum. Ne? Ne? Banu mu buldun? Allah'ıma şükürler olsun ya Rabbim ya. Çok şükür. Peki biz kimi kovalıyorduk ya? Ne bileyim ben ya? Tülin'i buldunuz mu? Prensesini buldunuz mu? Alo? Lan bana bakın. Bu Şevket Tülin'i kaçırmış lan. Aminim ben çok yoruldum. Siz gidin yakalayın kertenkeleyi. Ben daha sonra yetişirim size. Yetiş bana. Neredesin lan? Bittin lan sen şimdi. Kapana kısıldı ne olur. Neredesin lan? Geçmiş olsun. Lan. Ne oluyor lan? Hiç boşuna ateş etme Ünsal. Mermilerini saydım. O şarjörde mermi yok. Niye kilitliyorsun lan beni? Yeni arkadaşıma mutluluklar dilerim Ünsal'cığım. Hoş, hoş. Hoş. Levent. Lan Levent. Yetişsen köpek yiyecek beni. Amirim, ne yapıyorsunuz siz orada ya? Levent, kurtar lan beni. Kurtar, çabuk beni kurtar. Aç şu kapıyı. Amirim, ya. Bu hizasını ineyim. Tamam oğlum, tamam oğlum. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Amirim, bu kapı zincirli. Oğlum, ateş etsene lan. Tamam amirim, tamam amirim. Tamam, ediyorum ben şimdi. Hoş. Lan hoş. Hoş. Gelin abi. Gel. Lan. Tamam. Kapı lan kapa. Tamam abi. Yiyordu oğlum beni. Ulan kertenkele. Beni köpeğe yem edecekti şerefsiz. Ulan bunun hesabını soracağım lan senden. Nereye gitti lan o? Nereye gitti? Bu tarafa herhalde amirim. Hoş deme. Oh be, nihayet beklenen gün geldi. Gel, gel Banu. Allah. Ya, bir heyecan, bir telaş. Sanki var ya düğünü yapmışız da şey gibi. Bir heyecan oldu şimdi Banu. Şuraya bak, sanki hakikaten evlenmişiz gibi. Tam senin gelinlik tamam da. Bu da benim damatlık pek olmadı ama olsun, ne yapacaksın, kader. Ona bakarsan. Mekanda pek uygun değil. Hadi bismillah. Allah belanı vermesin sen. Ne yaptın lan Şevket? Meczubun karısını kaçırmışım ben ya. Kadın fade out'la bayıldı. Allah'ım. Ya ben bir işi de düzgün yapsam ya. Ulan gitmişim Tülin yengeyi kaçırmışım ya. Yazıklar olsun bana. Ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika. Ulan meczup benim hazineme çökmedi mi? Çöktü. O zaman Tülin yengeyi kullanıp hazineyi geri alacağız. Aferin lan Şevket. Hemen, hemen durumu kurtardın. Ne yapalım? Bağmaya niyet. Tülin yengeye kısmet oldu. Sana bir şey olacak diye çok korktum ya. Olmadı ama olabilirdi. Ya ben bıktım artık bu saçmalıklardan ya. Sen merak etme. Ben o şerefsizi yakalayıp... Ya hala konuşuyorsun hala. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Biraz kafayı toparlamam lazım. Tamam tamam tamam. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bana bakın lan. Banu Hanım'ı eve bırakın. Biraz kafa dinlesin hadi.
Ulan Şevket, seni bir elime geçireyim var ya. Yalnız Şevket Banu'yu kaçırmadı ki, Tülin'i kaçırdı. Peki Banu'yu kim kaçırdı? Hayırdır baba, ne oldu burada? Sorma oğlum, sorma. Bu Şevket Banu'yu kaçıracağım diye yanlışlıkla Tülin Hanım'ı kaçırıyor. Prensesimi kaçırdı. Şevket mi? Vay şerefsiz, vay şerefsiz Şevket. Var ya ulan, ben seni elime geçirirsem. İyi de niye bırakmadı halamı? Ha, halama bir şey yaptı. Halama bir şey yaptı. Sakin ol, sakin ol kardeşim, sakin ol. Efendim? Mr. Mesup, o lanet kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Müstakbel eşin şu an elimde. Şevket arıyor. Hadi be. Bana bak Şevket. Prensesime bir şey yaparsan seni öldürürüm. Ulan o kadar sesimi değiştirdim. Nasıl tanıdı bu herif beni şimdi ya? Ulan Azmi, yerliden devam edelim. Bana bak. Eğer hazinemi bana geri vermezsen Tülin Hanım'ı unut. Duydun beni? Hemen. Yarın itibariyle hazinenin geri kalanını bana getireceksin. Hepsini harcamadıysan inşallah şerefsiz herif. Yarın seni arayacağım. Telefonunun sesini açık tut ve elinde olsun. Tamam mı? Ne diyor? Ne diyor? Alçak. Fidye istiyor. Benim hazinemi fidye olarak istiyor. Vay şerefsiz vay. Vereceksin değil mi fideyi? Hazine olarak hazineyi fidye vereceksin değil mi? Ha? Vereceğim tabii. Bütün hazinelerim ona feda olsun. Bana bak. Yarın sen ona o hazineyi verirken biz de o pusu kuracağız, pusu. Sen merak etme Bışık'ın kardeş. Ne yapar eder, o halanı kurtarırız. Ya Hicci abi, bir şey soracağım sana. Düğünümüzde beni kaçırsalar sen ne yapardın? Seni kurtarırdım. Nasıl kurtarırdın ya? Yani adamların üzerine çöküp onları dövüp seni kurtarırdım Gizem. Peki ya adamlar senden daha güçlü olursa ve seni döverlerse? Yani dövülsem de seni yine de kurtarırdım Gizem. Çok komiksin Hicci abi ya. Dövülsen nasıl kurtaracaksın ki beni? Neyse. Eşlik ettiğin için teşekkür ederim canım. Rica ederim. İyi akşamlar Hicci abicim. Hayırlı akşamlar. Ne oldu? Beni niye çağırdın? Merhaba Şenay. Sana bir işim düştü. Yine ne isteyeceksin? Bir müezzin var. Onunla biraz ilgilenmeni isteyeceğim. Müezzin mi? Müezzin ne yapacağım ben? Yolda anlatırım. Hocam? Ece abi. Ulan Şevket, ulan Şevket. Sen benim halamı nasıl kaçırırsın lan? Var ya, kendi ellerimle doğrayacağım seni. Kıza bak ya, hepten psikopata bağladı ya. Ya sakin olsana Bıçkın. Yarın çökeceğiz o tepesine. Al bak, sevgilinin adam öldürdüğü yetmedi. Bir de arkadaşıyla birlikte gelin kaçırıyor. Ne alakası var? Yenge bir Şevket kaçırdı. Şevket kim ya? Şevket o aklıyla gelin kaçırabilir mi? Bütün planı senin o kertenkele yaptı.
Ya Ziya, niye Tülin yengemi kaçırsın? Saçmalama. Niye kaçırsın? Tabii ki de babamın parası için. Yok, ben bu deli saçmalıklarına daha fazla katlanamayacağım. Göreceksiniz lan. Ünsal'dan önce o ikisini ben yakalayacağım, ben. Lan kertenkele, iyi ki Tülin'i kaçırdınız. Yoksa bu düğün iptal olmazdı. Bir işe yaradınız valla. Anlayacağın durum bu işte Hicabi abi. Bir kumpasa kurban gittik yani. Bir an önce kendimi aklayıp temize çıkarmam lazım. Hocam hiç merak etmeyin, aklanacaksınız inşallah. Bu Semih denen adam her şeyi itiraf edince sorun kalmaz değil mi hocam? Ona her şeyi itiraf ettirince sorun kalmayacak da bir türlü beceremedim. Şu Ünsal'da bir fırsat vermedi bir türlü yani. Bu arada Hicabi, birkaç gün sende kalacağım artık, kusura bakma. Ne demek hocam? Başımın üstünde yeriniz var canım hocam. Sana da rahatsızlık verdik ama. Estağfurullah hocam, rahatsızlık ne demek? Kendi evinizmiş gibi. Eyvallah Hicabi. Canım neredesin, yakalanmadın değil mi? Yok hayatım, Ünsal'ı atlattım, merak etme beni, iyiyim. Neredesin şimdi? Hicabi'nin evindeyim. Hicabi'nin evinde mi? Ya merak etme, ben burada güvendeyim canım. Sen beni boş ver de asıl Semih'ten haber ver. Dedemin odasına giderken gördüm onu. Sanırım bir şey almaya çalışıyordu. Beni görünce de hemen kaçtı. Demek ki orada ihtiyaç duyduğu bir şey var. Kesin gene gelecektir. Tekrar geldiğinde bana haber ver, tamam mı canım? Tamam canım, merak etme. Sen gelene kadar da ben onu lafa tutup oyalarım. Aman ha, gözünü seveyim, çok dikkatli ol Zehra. Ziya, sana bir şey sormak istiyorum. Aklımı kurcalıyor. Bu Şevket var ya. Ne olmuş Şevket'e? Tülin yengemi kaçırmış. Hey Allah'ım ya, Tülin'i mi kaçırmış? O gerizekalı Banu'yu kaçırmamış mıydı? Ben de öyle sanıyordum ama. Bir saniye ya. Sen bunu nereden biliyorsun? Ziya, yoksa duyduklarım doğru mu? Siz Şevket'le bir olup Tülin yengemi mi kaçırdınız? Ne ilgisi var Zehra? Niye ben Tülin'i kaçırayım? Manyak mıyım ben Allah Allah? Bir ton dert var zaten başımda. Lan oğlum, yani her şeyi anladım. Hadi Banu'yu kertenkele ile Şevket için kaçırmış olabilirler. Kaçırdılar da yani. Ama Tülin'i kim kaçırdı kardeşim? Ben bunu anlamıyorum. Amirim, benim aklıma sadece fidye geliyor. Ne fidyesi lan? Oğlum kim Tülin'i kaçırıp da fidye isteyecek ya? Tülin lan bu. Orası da doğru tabii. Sakin ol kadın, sana zarar vermeyeceğim. Sadece sende bana ait olan bir şey var, onu alacağım. Ne alacaksın? İmdat! Bana ait olanı bana vereceksin. Ne vereceğim? Sapım! Sen vermeyeceksin, kocam verecek. Ya ne verecek, ne istiyorsun benden? Sapık var, yardım edin! Ya kocan da bana ait olan bir şey var, onu verecek. Sapık! Hocam, müsaadenizle ben bir duş alacağım. Siz de kendi evinizmiş gibi rahat edin, ne olur. Sağ ol hocam, sağ ol. Siz de sağ olun hocam. Müezzini baştan çıkaracaksın. Kızım da sizi samimi bir şekilde görüp müezzinden ayrılacak. Artık ne yapman gerektiğini biliyorsun. Benim için çocuk oyuncağı.
Ulan Semih. Her şeyi itiraf ettirdikten sonra da bunların hesabını soracağım sana. Burası niye böyle kabarık lan? Kim bu şimdi ya? Buyurun, kime bakmıştınız? Hicabi'ye bakmıştım. Hicabi. Evde yok mu yoksa? Ama bana evde olduğunu söylemişti. Ay yok yok, Hicabi burada da. Ya siz gerçekten kimi aramıştınız? E dedim ya Hicabi'yi arıyorum diye, Hicabi. Hı? Hicabi mi? Evet Hicabi. Hı. Siz beni dinlediğinizden emin misiniz? Ay yok, Hicabi içeride. Düşüne kendisi de. Eğer söyleyeceğiniz bir şey varsa ben iletebilirim kendisine. Ben kendim söylerim. Yani gerek yoksa hem aramızda zaten söyleyeceğim şey özel yani. Yanlış anlamayın ama siz ne yapacaksınız Hicabi'yi? Ne biçim soru ya? Ne saçmalıyorsunuz siz? Yani Hicabi'yi ne yapacağımı size mi soracağım? Şöyle çekilir misiniz? Ben bir içeri geçeyim. Çekilin. Sor. Evet, benim soru da bir saçma oldu tabii. Bu ne dağınıklık Gizem ya? Hicabi gibi biriyle evlenince ne yapacaksın sen? Cık. Yok artık ya. Bu kadar da olmaz yani. Hicabi kesin bana aşk mesajı göndermiştir. Sevgilin şu an güzel bir kadınla evinde gönül eğlendiriyor. İnanmıyorsan git bak. Aa, kim bu ya? Kim bu salak ya? Pis yalancı. Yalanın da bu kadarı olur yani. Hicabi hiç öyle şey yapar mı ya? Allah Allah. Çok affedersiniz ama bizim Hicabi'nin nesi oluyorsunuz acaba? Ben sizi hiç daha önce görmedim de. Sevgilisi. Ne? Hayır hayır. Hicabi asla öyle bir şey yapmaz. Allah'ım nasıl çirkin bir iftira bu ya? Ses gelmiyor içeriden. Yok ya, gözlerimle görsem bile inanmam. Ama erkeklere de güven olmaz. Hicabı o erkeklerden değil ki. Müezzin üstelik. Saçma. Ben niye geldim ki buraya? Yok ya, niye kapıya vuracağım ki? Kapıya vursam içerideki kadın saklanır, değil mi yani? Of dur Gizem bir ya, sakin ol, saçmalama. İçeride kadın madın yok işte. Ama ya varsa? Yani sevgilisi derken hangi anlamda ben tam anlayamadım da. Ne demek hangi anlamda? Her anlamda. Yani Hicabi ve sen. Evet. Yani aslında yeni çıkmaya başladık biz. Ama bizimkisi ilk görüşte aşktı. Yani birbirimize hemen bağlandık. Hicabi Türkiye güzelinden ne zaman ayrıldı da bu kızla çıkmaya başladı? Vay be, Hicabi'ye bak. Bizden çapkın çıktı ha.
İçeride kadın falan yok. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Yok ya, bu böyle olmayacak. Benim gözlerimle görmem lazım. Şüphe insanın içini kemirir. Ben de kemirilmek istemiyorum. Gizem? Zehra? Sen ne yapıyorsun burada hırsız gibi? İçeride kadın var. Ne? Yani bu hicabi de nerede kaldı? Çıksın artık duştan değil mi? Bir yere mi gidecektiniz? Siz hep böyle meraklı mısınızdır? Yok, genelde meraklı değilimdir. Meraklı olacağınız tuttu galiba, o da bana denk geldi. Galiba. Hicabi beni her zaman gittiğimiz yere götürecekti. Efendim? Hani sormuştunuz ya siz nereye gideceksiniz diye. Ha, hayırlısı diyelim o zaman. Hayırlısı. Hocam kombi de 70'i vurdu vallahi. Siz de bir duşa... Sevgilim. Tövbe estağfurullah, sen kimsin ya? Ne yapıyorsun sen? Hicabi. Bana bunu nasıl yaparsın ya? Bunu bana nasıl yaparsın Ziya? Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım ya? Daha ne yapacaksın? Şu kadına bak. Daha ne yapacaksın? Şu kadına bak. Gizem, benim hiçbir şeyden haberim yok. Bak daha banyodan yeni çıktım gördüğün gibi. Senin banyoda ne işin var? Senin banyoda ne işin var? Ben ne bileyim, Hicabi banyoda ya. Bana ne Hicabi'den? Ben sana soruyorum Ziya. Ben de sana soruyorum Zehra. Banyoda olan Hicabi ben değildim ki. Hicabi niye banyo yapıyor Ziya? Yok, yok artık. Hicabi, evladım, sen niye banyo yapıyorsun? Ne gibi hocam, anlamadım. Kim bu kadın Hicabi? Çabuk cevap ver bana. Ya hayatımda ilk kez görüyorum Gizem. Tanımam etmem. Kim bu kadın Ziya? Çabuk cevap ver bana. Hicabi bilmiyor. Yahu ben sana soruyorum. Ben hiç bilmiyorum. Hicabi, evladım bu bayan kim? Hocam siz bilmiyor musunuz kim olduğunu? Ben nereden tanıyayım ya? Sana misafir gelmiş, ben nereden tanıyayım? Hocam daha önce böyle bir kadının gelmişliği yok bana. Siz geldikten sonra geldi. Ben de siz tanıyorsunuz sandım. Tanımıyor musunuz hocam siz? Ya Hicabi, ben nereden tanıyayım? İlk defa görüyorum. Ben de. Zehra Hanım, siz tanıyor musunuz? Ya ben nereden tanıyayım? Ben Allah Allah şimdi görüyorum ya. Gizem, sen tanıyor musun? Nereden tanıyacağım be? Saçmalama. Cevap ver bana, kim bu kadın ve ne iş var burada? Gizem, benim bu kadınla hiçbir ilgim yok. Banyodaydım, geldim baktım ki salonda bu kadın var. Vallahi bilmiyorum ya. Öyle mi? Evet. Neden baştan söylemiyorsun Hicabi? Söylemeye çalıştım ama sen... Biliyorum, biliyorum. Ben zaten biliyordum senin böyle bir şey yapmayacağını. Senin gibi dini bütün bir müezzin asla böyle bir şey yapmaz sonuçta. Bir dakika, bir dakika ya. Ne oluyor? Ziya? Efendim? Gizem Hicabi yapmaz diyor. Tabii, Hicabi yapmaz ya. Çok terbiyeli bir çocuk, niye böyle şeyler yapsın yani? Ziya! Ya saçmalama Zehra ya. İlla ki birisinin bir şey yapması mı gerekiyor yani? Söyle o zaman, çabuk söyle o zaman, kim bu kadın? Bilmiyorum. Burası Hicabi'nin evi ya. Ona sorsana, bana niye soruyorsun? Hicabi'yle ne ilgisi var? Artık lütfen suçunuzu Hicabi'ye atmayın. İnanmıyorum Ziya. Yazıklar olsun sana. Ya ben bir şey yapmadım diyorum Zehra. Kızcağız geldi, ben Hicabi'yi arıyorum dedi. Ben de buyur ettim. Hepsi bu yani. Benim bir alakam yok. Hanımefendi, lütfen size söyler misiniz? Bir şey söyleyin yani. Daha ne söyleyecek ne? Her şey ortada değil mi zaten? Üzgünüm canım benim ama senin sevgilin pek de güvenilir birisi değil. Ziya, sen ne utanmaz bir adammışsın. Hem de Hicabi'nin evinde. İnanmıyorum sana ya. Hicabi,
Ya konuşsana, bir şey söylesene oğlum. Ya hocam ne konuşayım, anlamadım ki. Utanmaz, arlanmaz, hicabinin seni kurtaracağını mı sanıyorsun? Tüh! Aa, yeter ama sevgilim, hadi çıkalım, hadi gel. Ne? Sevgilim mi? Evet, sevgilim. Yani bu her zaman götürdüğün yer vardı ya beni. Hadi oraya gidelim, hadi. Ne? Hicabi, sen bu kadını her zaman nereye götürüyorsun? Zaten anlamıştım ben bu kadının Hicabi'ye geldiğimi. Benim sevgilim hiç beni aldatır mı? Yüzü benden başkasını görmez onu. Çok teşekkür ederim hayatım. Üzgünüm Gizemciğim ama Hicabi hiç de düşündüğümüz biri gibi çıkmadı. Hicabi gerçekten hiç beklediğimiz gibi biri çıkmadı. Hicabi, bana bunu nasıl yaparsın ya? Hocam bir şey desenize. Hicabi kusura bakma, vallahi bir şey diyemem. Bir şey dersem olay üstüme kalacak. Kusura bakma yani. Hep senin sevgilinin yüzünden. Bak bir gün misafir oldu, Hicabi'yi bozdu hemen. Ne bozması ya, ben kimseyi bozmadım. Kim bozdu o zaman? Benim Hicabim yolda yürürken hiçbir kıza dönüp bakmazdı. Kafası önünde giderdi. Gizemciğim, canım benim Ziya'ma iftira atacağına dönüp kendi sevgiline baksan iyi olur. Bak hala bornozlu. Ne demişler? Görünen köy kılavuz istemez. Tabii. Bir de şey derlerdi ona. Kılavuzu kargo olanın. Aa, yeter artık ama Gizem. Bu kadar da fazla. Ziya'ma haksızlık yapmana asla izin veremem. Ne haksızlığı be? Gece kulüplerinde çapkınlık yapan senin sevgilin değil miydi? Eskidendi canım. Artık değil, değil mi aşkım? Tabii ki hayat. Senden sonra asla. Hadi canım artık sıkalım. Gidelim buradan. Ya sen de bir bırak ya. Uzak dur ya. Sen benim hicabime nasıl dokunursun? Çekil şuradan. Ya dur. Aa, sana iyi tutayım hicabime nasıl? Bir dakika ya, Allah aşkına. Aa, dur İmkan, dur. Ay bırak kadını. Ay sen de affedin. Sakin ol. Öldüreceğim. Hocam, bir öldüreceğim. Bırak sana ya, manyak mısın? Bırak. İmkan. Ay hicabime söyleyeceğim. Her şeyi söyleyeceğim. Söyleyeceğim her şeyi. Bana para verdiler. Para verdiler. Para mı? Ne parası be? Ne parası? Kim para verdi? Söyle. Ay, söyleyemem. 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 Söyleyemem çünkü beni öldürürler. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. İyi günler. Bıdım. Ben senden bir an için bile şüphelenmedim. Ben senin biliyordum zaten böyle bir şey yapmayacağını. Çok belli. Biz de zaten inanmamıştık. Değil mi aşkım? Yani Meşe'ye inanacağız da. Bu kızı kim gönderdi o zaman? Kim olacak Hicabi? Babam gönderdi. Seni benden ayırmaya çalışıyor. Ama aşkımıza hiç kimse engel olamayacak Hicabi. Babam bile. Sen benimsin. Benim küçük budağımsın. Kızla işi başaramamış Kadir Baba. Ne yapalım şimdi? İyi düşünmem lazım. Bu müezzin sandığımdan da tehlikeli çıktı. Vuralım mı müezzini baba? Yok ulan yok, sakın ha. Kızım benim yaptığımı anlarsa hayatı boyunca benden nefret eder sonra. Ne yapalım peki baba? Yarın bu müezzinin evine uyuşturucu yerleştireceksiniz. Sonra polise ihbar edeceğiz. Böylece hapsi boylayacak. Tamam baba. Bak dikkatli ol, sakın kızım benden şüphelenmesin, tamam mı? Tamam baba. Siz de mahalleye gidin lan. Şu haraç vermeyen esnafın dükkanlarını yakın yıkın. Abi, ya Akıncı yine gelirse? Ulan o Akıncı'dan bir daha dayak yerseniz var ya... ayaklarınıza beton döküp şamandıra niyetine hepinizi denize atarım. Defolun! Bu dükkanları yakmadan da gelmeyin. Defolun! Kadir Baba'ya haraç vermeyen adamın dükkanı yakılır koçum. Sabaha bütün dükkanlar kül olacak. Kül. Hayırlı geceler Gizem. Hayırlı geceler Hicabi. Çeviri
Ne oldu Erol abi? Baba Kadir'in adamları dükkanlarımızı yakıyorlar Hicabi abi. Dükkanlarımızı yakıyorlar. Ne ediyorsunuz lan? Lan ne yapıyorlar? Dükkanları yakıyorlar lan. Lan ne diyorsun? Dükkanım yanıyor. Yardım edin. Dükkanım yanıyor. Ekmek tekrar yanıyor. Yardım edin. Ne olur yardım edin. Her şeyim yanıyor. Hayatım yanıyor. Çocuklar. Sıkıyorsa gerçek kurtarsın akıllarını size. Affet Kadir baba. Akıncı bir anda karşımıza çıktı. Bir şey yapamadık. Çıkarın lan şunları. Herifler. Ulan Akıncı. Kimsin ulan sen? Her yerde karşıma çıkıyorsun. Bu mezin belasından kurtulur kurtulmaz dünyayı dar edeceğim sana. Sıranı bekle Akıncı. Defterine düreceğim seni. Adamlarına söyle. Bu uyuşturucuyu müezzinin evine koysunlar. Sonra da beni arayın. Tamam Kadir baba. Abi Banu Hanım evde yok. Nasıl yok? Galiba buraları terk etmiş. Ne? Bu mektubu da sana bırakmış. Komşusu verdi. Kenan Bey, kusura bakmayın. Buna daha fazla katlanamayacağım. Ben huzurlu ve sakin bir hayat istiyorum. Sizinle böyle bir hayatımın olmayacağını anladım. Elveda. Banu. Su getir, kolonya getirin. Nasıl lan? Ne kolonyası lan? Ulan kertenkele. Ulan kertenkele. O Şevket şerefsizin elimden kurtarmasaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Bu adam niye aramadı? Çıldıracağım ya. Halama bir şey olmaz değil mi? Ya rahat olsana bıçkın. Halana hiçbir şey olmaz. Bak senin üzüleceğine sevinmen lazım. Bir taşla iki kuş vurduk biz. Bak işte. Babam parayı verip çulsuz kalınca... senin halan benim babamla hayatta evlenmez. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun ama...
Ben yine de o lavuk Şevket halamın kaçırmasının hesabını soracağım. Eyvallah. Zehra beni bu şekilde asla tanıyamaz. Şanlı'nın evi mi acaba? Evet, burası. Buyurun. Efendim, ben ilaçlama şirketinden geliyorum. Bu ev için ilaçlama talebinde bulunulmuş. Kim bulunmuş? Kim bulmuş? Azmi Bey bulmuş efendim. Evinizde bol miktarda tahta kurusu varmış. Tahta kurusu mu varmış? Ben çok korkarım tahta kurusundan. İşte biz de tam bu sebepten dolayı buradayız. Sizi korkularınızdan kurtarmak için hanımefendi. İyi, tamam tamam, buyurun. Teşekkürler. Teşekkürler. Ay, tahta kurusu mu varmış ya? Niye hiç beni yemedi? İyi günler. İlaçlama şirketinden geliyorum. Kendi güvenliğiniz için bu alan ilaçlanacağından sizi lütfen 2 saatliğine dışarı alayım. İyi günler. İlaçlama şirketinden geliyorum. Lütfen teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Zehra Hanım, burası ilaçlanacağından çok tehlikeli olacak. Lütfen sizi de dışarı alayım. Bir saniye ya. Benim adımın Zehra olduğunu nereden biliyor bu? Ben onun adımı söylemedim ki. Ne Hicabi abi? Gizem'le aran nasıl? Evleniyor musunuz? Çok şükür iyiyiz hocam. İnşallah evleneceğiz. Vallahi Hicabi, sen benden hızlı çıktın. Yani bizden önce evleneceksin gibi. Hocam sorması ayıptır. Siz ne zaman evleniyorsunuz? Vallahi Hicabi, düşünüyoruz ama baksana nelerle uğraşıyoruz. Bizimki zor. Efendim Zehra? O burada. Duyamıyorum ki canım. Semih burada. Ne diyorsun? Duyamıyorum. Semih burada diyorum. Tamam, anladım anladım. Geliyorum canım, tamam. Rica abi, benim acil çıkmam lazım. Sen devam et. Tövbe tövbe. Hayırdır inşallah Adnan kardeş? Yok bir şey Kemal kardeş ya. Biz neyle uğraşıyoruz, milletin derdi ne? Nerede? Aramadım o Şevket'le ha? Söyleyin ya, söyleyin nerede? Gidip kafasına bizzat ellerimle sıkacağım o şerefsizim ben. Aramadı. Banu Hanım beni terk edip gitti azizim ya. Yapma azizim. Hep o şerefsiz kertenkeleyle Şevket şerefsizinin yüzünden. İkisini de aynı mezara koymazsam ben de insan evladı değilim. Ya ben fidyeyi vereyim, Tülin Hanım'ı kurtarayım. Ondan sonra ne yaparsan yap. İkisini de paramparça edeceğim. Dilim dilim, lime lime doğrayacağım. Leşleri köpeklere atacağım. Çok sinirliyim. Çok! Ulan hepsi 7 numaram ha. Pasaportta parayı alayım da. Tüyüm buradan.
işi var lan burada? Of, inşallah tanımaz. Kim lan bu? Hayırdır inşallah ya. Az önce ilaççıydı, şimdi de bu. Ne oluyor lan burada? Hop, arıcı! Ulan şimdi arkadan gitsem anlarlar. Neyse. Kimsin lan sen? Şimdi ayvayı yedik işte. Arıcıyım. Zehra Hanım çağırmıştı beni. Zehra mı? Zehra seni niye çağırsın ki? Arılar varmış. Onun için. Ne arısı ya? Arkadaşlar siz burada hiç arı gördünüz mü? Ya. Seni Şevket mi gönderdi? Doğru söyle. Allah Allah. Ne Şevket? Ben Şevket tanımam. Ben arı bilirim ya. Ben arılara geldim. Kardeş, arıcıysan burada ne işin var? Hani burada kovan görüyor musun? Aa, ne oluyor burada? Ya dedim ya, anlattım ya, Zehra Hanım çağırdı. Eşek arısı varmış. Ne? Eşek arısı mı? Ya resmen bu adam kafa buluyor bizle ya. Peki arkadaşlar, soruyorum size. Burada hiç eşek arısı gördük mü? Ya. Çıkart lan şu kafamdakini. Ya kusura bakmayın ama prensip gereği çıkaramam yani bunu. Başlatma lan prensibine. Çıkar şunu kafamdan. Ne oluyor burada? Kim bu? Siz çağırmışsınız. Arıcıymış. Ben mi çağırmışım? Evet. Senin balkonunda eşek arıları varmış. Benim balkonumda eşek arısı varmış. Evet. Benim balkonumda bir eşek arıları var. İnanamazsın. Böyle böyle. Nasıl ya? Ben yıllardır burada yaşıyorum. Ne bir eşek arısı yuvası gördüm ne de duydum. Sen nereden bileceksin pardon? Daha dün geldi. Ne yapıyorsun Melis? Yani şey demek istedim. Halamdan böyle bir şey duymadım hiç. Buyurun arıcı bey, ben size odamı göstereyim. Evet. Bir dakika. Kardeş, önce şu maskeni çıkar da ondan sonra git. Sana ne onun maskesinden? Çık şuradan. Çıkar lan o maskeyi. Yoksa o maskeyle gömerim seni şimdi buraya. Ya ne kadar bağırdınız ya. Allah Allah, çıkaramam diyorum. Efendim? Lan meczup. Fidye hazır mı? Şevket! Ne yaptın prensesime? Yedim. Şevket mi? Öldüreceğim o şerefsiz. Banu onun yüzünden beni terk edip kayıplara karıştı be. Bak, prensesime dokunursan seni parça parça ederim. Yaşatmam seni. Ulan tülin iyi uzatmayın, amma tırsınız ya. Sen paradan haber ver. Hazır. Güzel. Şimdi sana adresi vereceğim yere parayı götürüp bırakacaksın. Sonra ben gidip parayı alacağım. Parayı aldıktan sonra tülünün yerini sana söyleyeceğim. Eğer bir yanlış yaparsan ya da yalnız gelmezsen tülünü ancak rüyanda görürsün. Tamam mı lan? Ne oldu? Ben gidiyorum. Tülünümü almaya gidiyorum. Yürüyün lan. Şu Şevket'in işini bitirelim hadi. Ulan Şevket, sonunda bir işe yaradın be. Semih nerede? İçeride. Tamam, sen burada bekle. Tamam. Artık uzayalım.
Çık. Koş. Koş siyah yakala. Koş. Pis. Nerede kaldı lan bu meczup? Yerim yerim gerildik şurada ya. Alo. Tülin Hanım sokağın sonundaki siyah içinde. Bagajında. Şevket! Ulan şerefsiz meczup bana tuzak kurmuş. Lan bu kertenkeleyi koca İstanbul'da. Kim bilir hangi boş eve girdi. Aa, amirim. Arıcı ilaçlamacıyı kovalıyor. Geliyorsun lan sen. Aha. Lan ne oluyor lan orada? Azmi Bey beni kim kaçırdı? Şevket kaçırdı. Ya neden kaçırdı Şevket? Ne istiyor benden? Senden bir şey istemiyor. Benden istiyor. Benden fidye istiyor.
Azmi Bey, Azmi Bey inşallah vermediniz. Azmi Bey? Yani verdim tabii. Senin için her şeyim feda olsun. Her şeyim feda olsun. Ya Azmi Bey, hepsini vermediniz ama değil mi? Bütün paramı verdim desem var ya, Tülin yüzüme bile bakmaz. Yok canım, olur mu o kadar? Bir kısmını verdim. Hala sana saraylar, hanlar, hamamlar, arabalar, yatlar, katlar alacak kadar param var. Zenginim ben. Ay! Evet. Ay gerçekten Azmi Bey. Evet ya. Ay, ay canım benim. Ay kavuştum size Azmi Bey. Ay canım. Lan, ulan insan bir 8-10 kat daha yapar ya. Ne biçim adamsınız kardeşim? Ne yapacağım lan ben şimdi? Şevket! Öldürecekler lan beni. Bıçkın, katil olup hapislerde mi çürüyeceksin? Ya bırak şunu mallayayım, bırak. Bırak diyorum sana ya. Çekil, ben hallederim. Yapma, yapma! Ulan oğlum, biz de gidip önlerini keselim hadi. Yakalanmadan seni enselemem lazım. Lan! Anne, iyi misin? Adnancığım, iyiyim, iyiyim. Azmi Bey fidye olarak paranın tamamını vermemiş. Yarısını vermiş. Hayırdır baba, ne oldu? Hiç sorma oğlum, hiç sorma. Paranın tamamını kaybettim. Eğer o parayı geri alamazsak var ya, Tülin Hanım benimle asla evlenmez. Sen merak etme babacığım, o iş bende. Aslan oğlum benim. Önce sen Tülin Hanım'dan vazgeç, sonra parayı alması kolay baba. Tülin Hanım, Tülin Sultan. Bak, gel, gel şimdi. Nereye gitti lan bunlar? Ulan
işe bak ya. Kertenkeleyi kovalayacağımız yerde bir aracıyla bir ilaçlamacıyı kovalıyoruz lan. İş mi lan bu? Amirim durun. Ben olayı çözdüm galiba. Keskin polis yakamla. Şimdi şöyle oldu. İlaçlamacı aracının arılarını ilaçla öldürdü. O da bunun hatırına kalır mı? Ya bu ilaçlamacı benim arılarımı öldürdü. Ben de onun peşine düşeyim dedi. Onun peşine düştüm. Nasıl? Canat lan. Bunların hepsini sen mi düşündün oğlum? Ya kesinlikle benim işini. Ben bile etmek yok. Şaşırıyorum abim. Gidir lan gidir. İşimiz gücümüz var. Oğlum sen iyi var ya. Emekli olacağım ben. Gerçekten. Yürü. Ya olur mu amirim ya? Saçmalamayın lütfen. Allah kahretsin. Efendim Zehra. Alo Ziya, ne yaptın? Semih'i yakalayabildin mi canım? Ha, yakaladım elimde. Ben şimdi seni sonra arayayım, tamam mı? Hadi. Sonunda Ziya atlanabilecek ve biz rahatça evlenebileceğiz inşallah. Şu baharı da sepetledin mi? Bu iş tamamdır. Gel bebişim. Zehracığım. Geçmiş olsun canım. Ay mersi, sağ ol Zehracığım. Aşkım benim, bir tanem sağ ol. Çok geçmiş olsun Tülin. Gel yavrum. Hı-hı, İçeri girelim biz. Gel, gel bebeğim. Ah Azmi Bey, ah. Gir. Bahar'cığım, alamıyorsun gözlerini atlanın üzerinden. Bak Zehra'cığım, seninle açık açık konuşacağım. Buradan gitmemi istediğini gayet net bir şekilde biliyorum. Evet, gideceğim de. Ama senden tek bir şartım var. Söyle neymiş? Bana bıçkın ablanı ayarlayacaksın. O iş oldu bilsen. Planımı yaptım bile zaten. Yaklaş. Bak şimdi şöyle yapacağız. Korkunçtu Azmi Bey, korkunçtu. İyisiniz değil mi Tülin Hanımcığım? Ya, iyiyim Azmi Bey. Sizin ilginiz sayesinde çok çok iyiyim. İç bebeğim, iç. İyi gelecektir. Adnan kardeş, şu halana babamın çulsuz olduğunu söyle de şu tiyatro bitsin artık. Tamamdır, hallediyorum. Hadi koç. Şimdi Tülin Halacığım, benim size söylemek istediğim önemli bir mevzu var. Şimdi bu Azmi Bey var ya. Adnan Bey, Zehra'nın bahçede sizi bekliyor. Çok acil bir durum varmış. Hayda. Sonra hallederim. He Zehra söyle. Adnancığım ben sana bir şey söyleyecektim de. Ne söyleyecektin? Hadi de. Söyle Allah, hadi. Ay. Bahar Hanım'a bir şey oldu. Koş. Ay 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 ay. Bahar Hanım iyi misiniz? Ay ayağım çok acıyor ya. Ay herhalde ayağı burkuldu. Hadi içeri taşısana Adnan. Nasıl taşıyacağım ben bu kızı ya? Nereden baksan 70 kilo vardır. Zehra hadi bir el attı birlikte taşıyalım bari. Aa Adnan, güçlü kuvvetli kolların var, taşısana ya. Kolaysa sen taşı, ne güçlü kolu be. Gerçekten daha iyiyim Adnan Beyciğim, çok sağ olun. Sen bir de onu bana sor. Belim koptu be. Bahar Hanım, siz dinlenin, ben size buz getireyim. Allah Allah, Zehra nerede ya? Of. Ay çok acıyor ya.
bileğim biraz buzlu, ovalar mısınız Adnan Beyciğim? Tabii tabii. Ay evet, çok iyi geldi. Biraz daha yukarı lütfen. Evet, biraz daha yukarı. Ne oluyor ya? Evet, devam edin Adnan Beyciğim. Bu kadın ayağı burkulmamış mıydı? Numara mı yapıyor yoksa? Buradan hemen gitmem lazım. Bu kadının niyeti bozuk. Bahar Hanım, size tekrar geçmiş olsun. Benim gitmem lazım. Nereye gidiyorsunuz Adnan Bey? Benim canım çok acıyor. Hayda, bu kapı kilitli. Canım çok acıyor. Buradan hemen çıkmam lazım. Hemen çıkmam lazım. Allah'ım, bu kapı niye açılmıyor? Adnan Bey, bir sorun mu var? Kapı kilitlenmiş Bahar Hanım. Aa, ay içeride kilitli mi kalmışız yani? Sizde yedek anahtar var mı Bahar Hanım? Vallahi bende anahtar falan yok Adnan Beyciğim. Bizi kim kilitlemiş o zaman? Vallahi hiçbir fikrim yok. Ulan Zehra, bunlar bana resmen tuzak kurmuşlar. Bu kadının ayağının burkulduğu falan yok. Biraz oturur musun şöyle Adnancığım? Adnancığım mı? Bu kadın hiç tekin değil. Her an beni taciz edebilir. Allah'ım, dikkatli olmalıyım. Of ya, burası biraz fazla mı sıcak oldu acaba? Öf. Oha, ne yapıyor lan bu kadın? Çıkarsana bak, burası fazla sıcak. Ay ya Bahar Hanım, yok yok yok. Ay, ben üşüyorum. Çok soğuk bakın. Titriyorum hatta. Çok soğuk. Ay ne soğuğu canım, gayet sıcak. Bunu da mı çıkarsın acaba? Bahar Hanım, yapmayın Allah aşkınıza. Üşürsünüz, üşütürsünüz, üşüttürürsünüz. Yok canım, ne soğuğu. Yani ben resmen yanıyorum. Allah'ım, ne olur kurtar beni. Adnancığım, iyi ki yanımdasın. Sen olmasaydın ben burada ne yapardım acaba? Ne oluyor lan? Öpecek bu kadın beni. Bahar Hanım, ne yapıyorsunuz ya? Yakışıyor mu size? Yani ne farkınız kaldı diğer kadınlardan? Allah Allah ya. Yani siz de bana her kadın gibi çıt denerek yazıldınız. Oysa ki sizden hoşlanmıştım. Sizi ağırbaşlı bir kadın zannederdim. Gözümden büyük düştünüz. Verin anahtarı. Adnan Beyciğim, bir dakika. Siz benden hoşlanmış mıydınız? Yani. Ama siz bu durumu istismar ettiniz. Susun. Tamam. Konuşmayın ne olur. Ben gerçekten çok utanıyorum. Yani böyle size olan duygularım eseri oldum. Ne olur affedin beni, tamam mı? İyi. Daha fazla gözümden düşmeden verin anahtarı. Tamam. Hemen veriyorum. Ben yeter ki sizin gözünüzden düşmeyeyim. Size olan aşkım iyileştirdi beni. Allah'ım affet beni ya. Bayağı bir kadın ondan hoşlandığımı söyledim. Başka türlü kurtulamazdım ki. Bıçkın ne oldu? Elin kör oldu. Kitledim beni o manyak kadınla. Kızım derdin ne senin ya? Deli misin nesin? Ya Bıçkın, fıstık gibi kız işte. Daha ne istiyorsun? Hop hop hop, dur orada. Adanalı yak, Allah'ın adamı yak. Bizim öyle şeylerle işimiz olmaz. Hadi. Zeyba. Ya benden hoşlandığını söyledi. Ya gerçekten mi? Evet. Ama bence kendini biraz ağırdan satıyor. Olur olur. Ya. Ya. Hayırdır Kara Kemal, nereye? Ya sorma, babam illa tutturmuş Şevket'i buldu. Hazinesini geri istiyor.
Sakın bulma. Kafayı mı yedin bıçkın? Hele önce bir halam benim babamdan ayrılsın. Ben sonra o Şevket'in zaten hesabını keseceğim. Eyvallah. Hadi gel gidip mahallede takılalım kardeş. Şu müezzin çıksa da dışarı işimizi yapsak. Aha çıkıyor. Patronun kızının evine gidiyor. Evet Gizemciğim, bugün ilk dersimize başlıyoruz. Başlayalım İcabicim. Şimdi Gizem, benim söylediklerimi aynen tekrar ediyorsun. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elif. Elif. B. B. T. T. Gayn. Ayn. Gayn. Hayn. Şimdi iyi dinle Gizemciğim. Gayn. 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 Ya söyleyemiyorum İcabi. Acaba öğrenemeyecek miyim? Bu daha ilk dersimiz Gizemciğim. Hemen moralini bozma. Bak şöyle yapacaksın. Boğazının ağzına yakın üst kısmından çıkarmaya çalış harfi. Kain. Biraz daha kalın. Gain. Ha bak, oluyor işte. Biraz daha boğazından zorlayarak. Ya olmuyor icabı ya. Tamam canım, devam edelim. Kaf. Kaf. Kef. Kef. Abi emanetleri müezzinin evine yerleştirdik. İyi iyi, güzel. Orada bekleyin. Müezzin eve girer girmez beni haberdar edin. Polise ihbar edeceğim. Şerefsiz. ...250 karışalım. Ne diyorsun? 500 bin lira para var çantada. Sus lan! Sen kimin parasını kime satıyorsun? Ha? Şerefsiz! Seni var ya geberteceğim seni. Vallahi geberteceğim de. Ziya. Öldürecek misin beni? Yok. Öldüremiyorum işte. Canlı lazımsın bana. Bana bak. Ünsal'a gidip bıçağı Sokrat'a verenin kendin olduğunu söyleyeceksin. Anladın mı beni? Olmaz. O zaman hapse girerim. Öldür daha iyi yani. Ulan zaten geberteceğim yoksa. He? Zaten geberteceğim. Gideceksin. Her şeyi söyleyeceksin Ünsal'a. Anladın mı beni? Anladın mı lan? Anladın mı beni? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun ya? Öldüreceksin adamdan sayacaklar ya. Sakin ol. Kardeşim. Artık paramız var. Hadi yurt dışına kaçalım. Ha? Ya ne diyorsun sen Şevket? Ne diyorsun? Lan. Hı. Tününü kaçırıp fidye mi istedin lan hayvan herif? Lan ne fidyesi be? Hakkım olan parayı geri aldım. Hazine benim değil mi zaten? Kardeşim, Banu'yu da kaçıracağım. Hep beraber yurt dışına gidelim. Sen de gel ha, ne dersin? Ne Banu'su lan, ne Banu'su? Kadın ortalıkları kaybolmuş zaten. Deli Kenan fellik fellik kızı arıyor. Seni de beni de bulsa bir tarafımızdan kan alacak. Sen hala bana yok hazineymiş, yok yurt dışıymış, hadi Banu'ymuş falan diyorsun ya. Banu ne dedin, gitmiş mi dedin, nereye gitmiş? Nasıl git? Banu mu? Niye git?
Ulan nereye gitmiş Banu ya? Kardeşim, o zaman biz harbi uzayalım. Delikan abi bizi öldürür, öldürür. Şevket, ben kızımı Zehra'yı bırakıp hiçbir yere gidemem. Kusura bakma. Wow. Wow. Lam Elif. Lam Elif. Ye. Ye. Çok güzel söyledin Gizemciğim. Bugünkü dersimiz bu kadar. Ya biraz daha devam edelim. Benim şimdi camiye gitmem lazım Gizem. Ha. Namazdan sonra vaaz verecek misin? Tabii ki. Tamam o zaman, ben de geleyim. Tamam. Ben çantamı alayım, geleyim hemen. Tamam, bekliyorum. Bana bak Şevket. Bu çakal burada kalacak, tamam mı? Ne su, ne yemek, hiçbir şey vermeyeceksin. Belki aklı başına gelir. Tamam. Ben de şu çantayı Zehra'ya götüreyim bari. Tamam kardeşim, tamam. Hadi görüşürüz. Tamam, 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 tamam. Ulan hatun var, para yok. Para var, hatun yok ya. Kadere bak. Orti. Heh. Çözsene beni ya. Senin orti ne? Nereden orti olayım lan ben seninle? Şerefsiz. Ne? Ayıp oluyor ama. Ne? Ulan yaptıkların beni bir para... Sen mi ayıp diyorsun? Şerefsiz. Adam senin yüzünden sürünüyor be. Zaten Banu kaçmış gitmiş. Ulan, ulan deli Kenan. Şerefsizim var ya senin. Senin var ya böyle kırklarına sarılıp böyle boğacağım ulan, boğacağım seni. Yemin ediyorum öldüreceğim ulan. İyi yırttık Kemal kardeş ya. Adam artık senin o çulsuz babanla evlenmez. İyi de senin bunu alana söylemen lazım bıçkın. Ya çıtlatırız bir ara, merak etme sen. Neyse ben geliyorum. Sen ne biçim kadınsın be? Evden benim iznim olmadan çıkma diyorsam çıkmayacaksın. Ya ne yapıyorsun, niye bağırıyorsun? Konuşma lan, gebertirim seni. Ha, yeter artık bağırma. Ulan sen bana karşı mı geliyorsun he? Kadına kalkan eli kırarız lan. Bırak lan şunu. Adam mısın lan sen, kadını el kaldırıyorsun? Ne konuşuyorsun lan sen? Adam kaba saba ama delikanlı çocuk ya. Kadına şiddete izin vermedi. Sonuçta ben de bir kadınım. Siz göreceksiniz. Burada bekleyin. Her zaman bekleriz. Bekleme yapma lan. Semih'in çaldığı paralar. Pasaport da içinde. Yurt dışına kaçacakmış it herif. İtiraf etti mi? Yok, henüz etmedi. Peki nasıl ikna edeceksin onu? Söylerse hapse girer. Vallahi Zehra, bugün bir şekilde halletmem lazım. Çiçekler kimin için? Tabii ki senin için canım. Al canım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Şu düştüğümüz hallere bak ya. Şapka da çok yakıştı. Vallahi senin de şart da fena değil. Oo, göbeklerimiz de şenlendi sayende. Kesene bereket Kemal kardeş. Estağfurullah, lafı bile olmaz bıçkın kardeş. Vallahi takdir ettim seni ha. Ne güzel akşet ettin adamı. Ya ben kadına el kaldıran adamdan hiç az etmem. İyi bana bırakmadın ha, elim çok ağırdır. Vallahi hastanelik ederdim adama ha. Ya bu kız beni öldürecek ya, eli ağırmışmışmış. Vallahi kardeş, bir kadına el kaldıran erkek adam değildir. Birinin cinsiyeti her ne kadar erkek olsa da adam değilse bacımız sayılır. Bu tür insanlarla da seni niye muhatap edin bıçkın kardeş? Helal be, helal. İşte bu ikisi arkadaşlar. Ya oğlum sen niye dövdün bu adamı ya? Usul usul konuşup hala değdiniz. Bak şimdi bizi dövecekler. Kimi dövüyorlar Adnan kardeş? Çekil bakayım.
mi şimdi kardeş ya? Elimizi boş yere kirlettik. Bana bak. Bir daha beni böyle küçük mevzularla uğraştırma ha. Vallahi kusura bakma Adnan kardeş. Ben de senin elinin bu kadar ağır olduğunu bilmiyordum. Hadi gidelim. La oğlum hadi gidelim diyoruz. Niye gelmiyorsun? Durum çok fena Adnan kardeş. Bunların hepsi Baba Kadir'in adamları. Ne? Baba Kadir'in adamları mı? Oğlum işte biz Baba Kadir'in adamlarını mı dövdük? Ne yapacağız? Vallahi leçi olma oğlum, kullanma. Sen tek başına dövdün. Yok ya. Oğlum manyak mısın lan? Tek tek hepsini hoşet ettin. Gördüm ben, dokunmadım. Şimdi var ya, bütün herkese yayılmıştır. Bıçkın Atlan'ın Baba Kadir'in adamlarını haşat ettiği. Yalnız var ya, helal olsun be. Sen git Adana'dan buraya gel. Bütün namın her yere yayılsın. Koçum benim be. Oğlum ne namı, ne yayılması ya? Hasta etme adamı. Hadi yürü gidelim. Hadi. Ah ulan Şevket, ah ulan kertenkele. İkinizi de geberteceğim oğlum var ya. Azrail'iniz olacağım, Ezrail'iniz. Hicabi hocam. Buyur Kenan abi. Ya bir şey rica edeceğim be. Şu Şevket'le kertenkeleyi bulmam için dua eder misin ya? Lütfen ya. Ulan Şevket, ulan kertenkele. Allah beni affetsin. İkinizin de derisini üzüp kazığa oturtacağım. Abi biz de dua edelim mi? Sizin duanız kabul olur mu lan? Abi, benim aslında harika bir fikrim var. Neymiş? Neymiş o? Diyorum ki, biz bu Şevket'le kertenkeleyi bulmak için Müge Anlı'nın programına katılalım abi. Hadi lan oradan. Abi, şimdi bu kadın Müge Anlı gidiyor, hırsızı, katili, uğursuzu, neyi varsa hepsini buluyor abi. Hadi be. O zaman diyorum ki biz Namık'la Esra Erol'un programına katılalım abi. O nereden çıktı oğlum? Abi sen bizi evlendirmiyorsun ya. Bari gidelim Esra Erol evlendirir belki. Ha, ne diyorsun? Bana bakın. Bana bakın. Ben var ya ikinizi de... Gidin abdest alın lan. Yürüyün. Hala evine gelmedim ulan o müezzin. Polisi arayacağım ulan polisi. Yok patron, kızınızla birlikte çıkıp gittiler. Tamam, orada beklemeye devam edin. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Allah-u Teala insanlar bu oyun ve oyalanmaya kapılarak kendi yüce varlığını, birliğini ve büyüklüğünü unutmasınlar diye insanlara peygamberler göndermiştir. İnsanoğlunun bu dünyadaki gerçek vazifesi bu peygamberlerin öğrettiği ahlak, iyilik ve doğruluk dini olan İslam'a göre bir yaşam sürmektir. İnsanlara doğru yolu göstermesi için gönderilen peygamberlerden biri ise Hazreti Salih peygamberdir. Değerli cemaat, Salih peygamber Semud kavmine peygamber olarak gönderilmiştir. Semud kavmi vadinin içerisinde kayaları oydukları taştan evlerde yaşıyorlardı. Son derece lüks bir hayat sürüyorlar. İçlerindeki yoksul ve fakirleri köle olarak kullanıyorlardı. Semud halkı o hale gelmişti ki zenginlikte zirveye ulaşmışlar. Aynı zamanda putperest bir toplum olarak şirk ve küfür bataklığına saplanmışlardı. Hazreti Salih de onların arasında büyümüştü. Ama asla putlara tapmamıştı. Hazreti Salih peygamberlik vazifesiyle görevlendirildikten sonra kavmini putlara tapınmaktan men etmeye ve azgınlıklardan sakındırmaya çalıştı. Fakat Semud kavminin çok azı Salih peygambere iman etti. Büyük çoğunluğu Hazreti Salih'e dediler ki sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. Sen de ancak bizim gibi bir insansın. Bütün hakaretlere rağmen Hazreti Salih onları imana davet etti. Fakat kavmi Hazreti Salih'e iman etmedi. Allah-u Teala taşkınlıklardan dolayı Semud kavmini cezalandırdı. Kadınları kısır kaldı, ağaçları meyve vermez, hayvanlar yavrulamaz oldu. Bu durum karşısında Semud kavmi Salih peygamberi ölümle tehdit ettiler. Sonra da Hazreti Salih'i öldürmekten korkarak onu rezil etmeye karar verdiler.
Semud kavmi ileri gelenleriyle bir yere toplandı. Hazreti Salih'i de oraya çağırdılar. Peygamberliğinin kanıtı için ondan bir mucize istediler. Mucize gösterirse ona inanacaklarını söylediler. Semud kavmi Hazreti Salih'e hemen yanındaki kayayı göstererek o kayadan gebe bir dişi deve çıkarmasını istediler. Hazreti Salih kavminden o kayadan deve çıktığı halde iman edeceklerine dair söz aldı ve orada hemen duaya durdu. Kavmi Hazreti Salih'in kayadan deve çıkaramayacağını ve böylece rezil olacağını ve bir daha kimsenin ona inanmayacağını ve İslam davasının böylece sona ereceğini düşünüyorlardı. Fakat onların hiç beklemediği bir şey oldu. Hazreti Salih duasını bitirmişti ki kaya hareketlenmeye başladı. Bütün Semud kavmi şaşkın bir şekilde kayaya bakıyordu. Kaya tıpkı gebe bir kadının doğurması gibi doğuruyordu. Hazreti Salih Allah'a şükrederek bu doğumu izliyordu. Sonunda kaya tamamen yarıldı ve içerisinden gebe bir deve çıktı. Hazreti Salih kavmine şöyle dedi. Ey kavmim, Allah'a kulluk ediniz. O Allah ki sizin için ondan başka ibadet edecek hiçbir ilah yoktur. Deveyi kendi haline bırakınız. Sakın ona bir fenalık etmeyiniz. Sonra sizi çok elemli bir azap yakalar. İşte bu deve peygamberliğimin doğruluğuna bir delildir. Değerli cemaat, bu mucize karşısında bazıları iman etti. Fakat put sahibi olan kavmin ileri gelenleri iman etmediler. Kalabalık dağıldı, aradan günler geçti. Deve doğurmuştu. Semud kavmi Allah'ın mucizesi, Hazreti Salih'in doğru dediğinin delili olan bu devenin aralarında gezinmesine daha fazla katlanamadılar. Hep birlikte deveyi öldürme kararı aldılar ve aralarından seçtikleri kişileri bunun için görevlendirdiler. Görevlendirilen kişiler gidip devenin sudan dönme zamanında onu gözetlemeye başladılar. Deve sudan dönecekken ona ok atıp bacağından yaraladılar. Sonra devenin üzerine kılıçla atılıp dizini kırdılar. Ve deve yere yıkıldı. Deve yavrusunu sakındırmak için bir kere böğürdü. Sonra onun göğsüne vurup onu boğazladılar. Yavrusu kaçıp yüksek bir dağ vardı. Oradaki en yüksek kayaya tırmanıp böğürdü. Onun üç kere böğürüp sonra üzerindeki kayanın içine girip kaybolduğu söylenir. En doğrusunu Allah bilir. Kafirler istediklerini gerçekleştirip deveyi boğazlayınca Hazreti Salih'i durumdan haberdar ettiler. Hazreti Salih onların yanına geldi. Devenin halini görünce kavmine gelecek azaptan dolayı ağlamaya başladı. Semudlular ise zalimlikte ve isyanda devam ederek, "Ey Salih, eğer sen gerçekten peygamberdensen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir," dediler. Hazreti Salih ise, "Yurdunuzdan üç gün daha yararlanın. Bu yalanlanmayacak bir vaattir," dedi. Kardeşlerim, küfür öyle bir illettir ki insanoğlunun gözünü kör, kulağını sağır eder. Semud kavmi gördüğü mucizeye rağmen Allah'a iman etmedi ve ona meydan okudu. Her şeye gücü yeten ve her yerde hazır ve nazır olan Allahu Teala Semud kavmini cezalandıracaktı. Allahu Teala Salih Aleyhisselam'a o beldeyi terk etmelerini ve şiddetli bir azabın geleceğini vahiy etmesi üzerine Hazreti Salih kendisine iman edenlerle birlikte orayı terk ettiler. Geride kalanlar ise azgınlıkları ve Allah'a meydan okumalarının bedelini ödeyeceklerdi. Semudluların yüzleri önce kana boyanmış gibi kıpkırmızı, daha sonra da kapkara oldu. Semudlular yüzlerini yıkıyorlardı ama ne yaparlarsa yapsınlar değişen bir şey olmuyordu. Öte taraftan vaat edilen elim azap yaklaşıyordu. Değerli cemaat, bir sabah vaktiydi. Allah-u Teala meleği Cebrail'e Semud kavmini helak etmesi emrini verdi. Semud kavmini bir çığlık yakaladı. Bu öylesine korkunç bir sesti ki sesin şiddetinden ve dehşetinden Semudlular bir anda kuru otlara döndüler. Hepsi kısa bir süre içerisinde can verdiler. Kardeşlerim, Allah düşünüp ibret alalım diye bize örnekler getirir. Allah hepimizi ibret alanlardan ve Allah'ın emir ve yasaklarına riayet edenlerden eylesin inşallah. Amin. Amin.
Ne o? Buldun mu o Şevket'i? Her yere baktırdım baba ama bulamadım ya. Ne demek bulamadım ya? Ne demek bulamadım ya? Ben ne yapacağım peki? Ya o hazineyi geri alamazsak... ...bu tilin beni kapının önüne koyar. Oğlum ben tilinsiz yaşayamam evladım. Yaşayamam. Sen merak etme babacığım. O adamı bulup senin bütün paranı alacağım ben. Sağ ol. Kim o? Uf, benim ben. Melis yani. Ya Melis nedir bu kadar önemli olan şey? Ne konuşacaksın benimle? Anneciğim, senin artık o adamla evlenmen için bir sebebin kalmadı. Aa, nedenmiş o? Bak şimdi bu adam seni kurtarmak için bütün parasını fidye olarak vermiş. Yarısını vermiş. Anne, oğluyla konuşurken duydum. Beş parasız, meteliksiz kalmış diyorum. Anlamıyor musun ya? Yanlış duymuşsun. Bana yüzük hediye etti. Hem de pırlanta bak. Görüyorsun değil mi? Şuna bak. Anne bu ne böyle? Ya gözlerim kamaştı. Oh. Hayatım. Canım. Hazır mısın? Hazırım. Ay. Hazır beyciğim. Bebişim benim. Ay bu ne güzellik yarabbim. O zaman çıkabiliriz. Hadi bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Hani babanın parası bitmişti ha? Kafam kadar yüzük almış halama. Vallahi bıçkın ben de daha yeni senden duydum. Demek ki daha önceden almış. Acaba babanın daha önceden aldığı neler var? Merak etme sen. Biliyorsun parası da bitti. Bence hiçbir şey yoktur artık. Ya bırak Allah aşkına Kemal kardeş ya. Şu an moralim çok bozuldu, çok. Rahat ol sen bıçkın kardeş. Ben birazdan dışarı poligon kurarım. Bir iki atış yapar, stres atarız. Beni poligon poligon kesmez. Benim bu stresimi atmam için adam vurmam lazım, adam. Vay vicdansız, adam vurması lazımmış. Daha sen silahı tutmasını bilmiyorsun. Hey. Hicabi abi, bize soru sorsana. Tabii ki. O zaman ilk sorumu soruyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Aynı zamanda ilk insan olan peygamber kimdir? Hazreti Adem. Aferin size. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Peki son peygamberimiz kimdir? Peygamberimiz Hazreti Muhammed. Aferin sizlere. Maşallah. Canavar gibiler, canavar. Öyle. Pamuk şeker! Pamuk şeker! Hediyeyi hak ettiniz. Pamuk şekerci. Kolay gelsin. Pamuk şeker, hoş geldiniz. Buyurun. Gelin bakalım, bu canavarlara pamuk şeker ver bakalım. Amcacığım, alın bakalım şöyle. Buyurun. Al canım. Kolay gelsin. Hadi gel. Bu senin için. Bu da senin için. Oo Kemal kardeş. Ne yapıyorsun? Kurmuşsun gerçekten poligonu. Ne sandın bıçkın? Öyle atıp tutuyordun attığımı vururum diye. Göster bakayım marifetlerini. Oğlum ben sineği 100 metre öteden kanadından vururum. Ne sandın sen? Ya bırak şu palavraları ya. Var mısın düelloya? Ha? Yalnız karizmanı fena çizerim ha. Allah Allah. Bu kız neyine güvenip artistlik yapıyor ki? Varım lan. Ne biçim atış yapıyorsun ya? Birini vursan adam vurulduğunu anlamayacak. Bir de seni görelim. Lan şimdi bizi vurmasa bari.
satış böyle yapılır. Acemi şansına bak be. Acemi şansı mı? Söyle neresinden vurayım? Kalbinden. Hayda. Nasıl vurur lan? Melis değil mi bu yoksa? İyi ki de babanla her hafta sonu poligona gitmişim. Yoksa Kara Kemal Melis olduğumu anlayabilirdi. Ne oldu Kara Kemal? Nutkun mu tutuldu ha? Olur, bu da olur. Hadi bakayım gözünden vur, ondan sonra bir daha konuşalım. Ha, yenilen pehlivan güreşe doymazmış diyorsun. Olur. Ne oluyor ya? Alo enişte, alo. Enişte evi bastılar, koş yetiş. Silah koş. Karavana. Bu nasıl atış atmak ya? Ha? Ver. Nasıl ateş edilir? Nasıl nişan alınır? Ben sana öğreteyim. Bak şimdi ne yapacağım. Levent Sokrat ölmedi mi lan? Kim basar oğlum malikaneyi? Lan silah sesi var. Koş hemen. Bak Kemal kardeş, bak da öğren. Nasıl ateş edilir, nişan alınır. Lan! Oğlum, kaldır elini. Kaldır. Teslim ol lan. Ver lan silahı. Ver, al şunu. Ver, tak kelepçeyi şuna. Al. Bir dakika Ünsal komiser, bir yanlış anlaşılma var. Silah benim. Beni tutuklayın. Sen karışma Kemal. Silah onun elindeydi. Tak kelepçeyi Levent, tak. Enişte. Enişte ne oluyor burada? Niye adını kelepçeliyorsunuz? Zehra sen çağırmadın mı bizi? Malikaneyi bastılar diye. Geldik işte, tutukluyoruz adamı. Enişte, Adnan niye malikaneyi bastın ya? Tülin yengemin yeğeni Bıçkın Adnan bu. Bıçkın mı? Evet. Köse lan bu. Nesi bıçkın? Ben anlamam kardeşim. Baskın var dedin, geldik. Adamın elinde silah var. Oraya buraya ateş ediyor. Ya burada biri ölseydi? Ölmüş mü? Heh, öldü mü? Ya bu arada o kertenkeleye söyle. Gelsin adam gibi teslim olsun. Kanundan kaçamaz. Ona göre. Benim canımı sıkmasın. Adnan. Adnan ne oluyor? Nereye götürüyorlar seni? Bakın onu hiçbir yere götüremezsiniz. Neden? Ne oluyor lan? Bahar Melis'e mi yazıyor yoksa? Bahar Hanım, lütfen polisin işini yapmasına engel olmaz mısınız? Ya. Çekin ellerinizi lütfen. Ya lütfen. Al bunu al. Hadi. Yürü lan yürü. Olamaz, ben ne yaptım? Ne güzel şu bıçkın sayesinde Bahar'dan kurtulacaktım. Ne yapacağım şimdi? Ne yaptım lan ben? Nereden kurdum şu poligonu? Kafama nasıl kurtaracağım şimdi Melis'i? Allah'ımı sevdiğim erkeği hapse atacaklar. Ben şimdi Adnan'sız ne yapacağım? Kenan abi, her yerde aradık ama ve fakat bu Şevket denen bit yavrusunu hiçbir yerde bulamadık ya. Nasıl bulamazsın lan? Oh. Abi ellerim dert görmesin, lakin keşke vurmasaydım ben. Neden diyeceksin? Çünkü ben bu mevzuyu çözdüm abi. Gittim Müge Anlı'yı aradım. Şevket'i buluyorlar abi, hemen buluyorlar abi. Vallahi mi lan? Vallahi abi. Aferin lan. Aferin Tosun'uma. Aferin.
Gel. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyor kardeşim sen ya? Böyle adam mı uyandın mı? Sus lan. Uyuyor musun bir de burada? Yok, balık tutuyorum. Anasını satayım. Ulan Semih içeride, sen burada yan gelip götürüyorsun. Ya kardeşim güneşleniyorum, ne var bunda ya? Adam mağlamışsın zaten, nasıl kaçtın? Sus. Yürü hadi yürü, konuşturmamız lazım lavuğu. Geç. Buyurun. Aç kapıyı besirken başı. Evet Şevket efendi, nerede Semih? Kardeşim valla burada böyle oturuyordu burada. Ya bir sus Şevket ya. Ulan bir adama sahip çıkamadım be. Göbeğim çatladı lan bu herifi yakalayana kadar. Kardeşim haklısın, anlıyorum ama bak. Bak daha sıcak, uzaklaşmış olamaz. Hadi gidip arayalım onu. Ya ne yakalaması Şevket, ne yakalaması? Adam uçmuş gitmiş işte ya. Of Şevket. Of, of Şevket, of. İyi ki kaydın bir kopyasını almışım. Bu kopya benim yurt dışına çıkış biletim olacak. Hem kertenkeleden istediğim parayı alacağım, hem de pasaportumu alacağım. Çok iyi akıl ettim ben. Evine girdi. Bir saat önce de başka biri girdi içeri. O da içeride hala. Önce gireni tanıyor muyuz? Tanımıyoruz patron. Galiba misafiri. Gözetlemeye devam edin. Polise ihbar ediyorum. Nerede lan senin nüfus kağıdın? Şimdi meclis olduğumu söylersem yırtar mıyım acaba? Yok ya. Ne yırtacağım? Elimde silahla yakalandım. O zaman daha da kötü olur. Bak Ednan bak, Anil bir şey soruyor bak. Ben Adana'dan gelirken yolda düşürdüm komiserim. TC kimlik numaranı söyle. TC'ni soruyor, TC kimlik numaranı söyle Ednan hadi. Komiserim, ben TC numaramı bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum lan? Ulan sen benimle kafa mı buluyorsun şerefsiz? Levent at bunu içeri. Lan sen bizde geçiyorsun ya. Kalkana ya. Kalk. Komiserim yapmayın, ben Tülin Hanım'ın yeğenim. Yürü git lan. Yürü lan yürü. Yürü lan. Tülin Hanım'ın yeğeniymiş. Efendim? Uyuşturucu ihbarım var. Uyuşturucu ihbarım? Adres şöyle. Siz kimsiniz? Afiyet olsun. Uzat. Lan sen bizi mi sınıyorsun? Bak var ya, seni görev başındaki memurla maytap geçmekten var ya. Yürü lan. Geç. Bıyına. Geç. Söyledi yani, orada döndü böyle. Ulan ne biçim oradayım? Levent, uyuşturucu ihbarı aldık, yürü. Hadi beyler, operation, hadi. Hocam, sizin düşmanınız olan bir adam vardı, adı Sokrat. Evet. Onun vurulduğunu duydum hocam. Evet, ben de duydum da
Cesedini görmeden öldüğüne inanmam. Öyle bir adam yani. Durumu nasıl? Kritik evreyi atlattı. İyiye gidiyor. Ne zaman uyanır? Her an uyanabilir. Hocam peki kimin vurduğunu duydunuz mu? O konu hakkında da bir bilgim yok. Ne biçim iş lan bu? Kertenkeleyi yakalayacağımız yerde saçma sapan şeylerle uğraşıyoruz ya. Arıcı'yı kovaladık, Bışkın Adnan'ı yakaladık. Şimdi uyuşturucu baskınına gidiyoruz. Amirim, bizim görevimiz kertenkeleyi yakalamak değil. Biz polisiz. Bizim görevimiz suçluları yakalamak. Lütfen. Hatırlattın, iyi oldu Levent. Ha Ece abi. Bu Sokrat'ın Akıncı'yı tuzağa düşürmek için Gizem'i kaçırdığını duymuştum. Ne ayık? Gizem'i mi seviyor yoksa? Yani bu Gizem'den uzak dur falan diye seni de tehdit ediyor mu? Yok hocam, etmiyor. Allah Allah. Ne ayak ya bu Akıncı? Niye o zaman kızı kurtarıyor? Kahraman mı yani bu? Boş yere kızı kurtarıyor. Gerçi birkaç kere benim de hayatımı kurtardı da. Ben de çözemedim mevzuyu. Bir türlü yüzünü göremedim yani. Bu maskeyi bir aralayamadık. Ya amirim, biz bu kertenkeleyi her türlü yakalarız. Onu yakalamak kolay. İsmini, cismini biliyoruz. Ama ya Ahuncu? Ya biz Ahuncu'yu nasıl yakalayacağız amirim? Oğlum kafayı çalıştır. Kertenkeleyi yakaladık mı Akıncı'yı da yakalarız. O nasıl olacak amirim? Oğlum bunlar ortak değil mi? Ortak. Kertenkeleyi ne zaman yakalasak Akıncı gelip kurtarmıyor mu? Kesin ortak. Doğru amirim. Olabilir. Ya bu Akıncı beni niye kurtarır, ben onu da anlayalım yani. Beni tanıyan birisi mi? Bir türlü çözemedim. Allah'ım ya. Ya ben de ne diyorum Akıncı Akıncı. Başımda bir ton dert var. Semih'i kaçırdım. Ünsal peşimde. Öf. Akıncı'dan bana ne ya? Toplan, toplan. Hocam, siz hiç merak etmeyin. Ünsal komiser de sizin suçsuz olduğunuza inanacak. Vallahi Hicabi abi, inansa ne olacak ki yani? O yine bir şeyler bulur benim peşime düşmek için. Öyle inatçı bir şey yani. Sessizce etrafı sarın. Hadi, hadi. Geç. Evet. Kapı açılır açılmaz. İçeri dalıyoruz, tamam mı? Hayırdır ya? Kim bu saatte? Bilmiyorum ki hocam. Gizem'le Zehra bizi basmaya gelmiştir belki ha? Ben bir bakayım hocam. Hadi bakayım. Abi. Ünsal abi. Ünsal mı? Nereden çıktı bu ya? Uyuşturucu ihbarı var. Evini arayacağız.